Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. EM kütleli bir cismin sürtünmesi bir düzlemde F1 F3 kuvvetlerinin etkisinin sabit hızla gösterilen yönde hareket etmektedir. F1 F2 kuvvetleri koordinat sisteminde şeyi göstermiştir. F3 kuvvetinin uygulama noktası veya sıfır kabul edildiğine göre bitiş noktasının koordinat x, y neresidir diyor. Yani bir cismin sabit bir hızla gitmesi için net kuvvetin ne olması lazım? Net kuvvetin sıfır olması gerekiyor. Yani bileşkenin sıfır olması lazım. O zaman bileşkeyi sıfır yapan durumu soruyor. Burada F2 kuvvetimiz belli. F2 kuvvetimiz şu istikamette. Bunun ucuna F1 kuvvetini eklediğimiz zaman ne oldu? F2 ile F1 kuvvetinin bileşkesi bu istikamette oldu. O zaman bunu sıfırlayan kuvvetin ters yönde olması lazım. Demek ki burada üçüncü kuvvetimiz böyle olması gerekiyor. Üçüncü kuvvetimiz x-y koordinatı hesaplandığımız zaman -3'e 0 olarak söyleyebiliriz. Ve cevabımızın C şıkkı olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet, ikinci sorumuza geçtiğimiz zaman x, y, z, o cisminin ilk ve son sıcaklıkları aldıkları ısı enerjisi tabloya verilmiştir. Cisminin hal değiştirmenine göre hangisinin ısı sahası en küçüktür? Isı sahası nedir? Isı sahası Q eşittir M çarpı C çarpı delta T'de MC'dir. MC nedir? Q bölü delta T oranı olarak söyleyebiliriz. Şimdi o zaman her birinin ısı sahasını hesaplayalım. Cx'in ısı sahasını hesapladığımız zaman Q'su 100. 100 bölü delta T. 6'dan 4'e delta T'si 10 yapar. Burada 10'luk bir ısı sahası var. Cy'yi hesapladığımız zaman 200'ü 12'den -2'ye yine 10'luk ısı sahası vardır. Ne olur? Buradan 20 çıkar. Cz'yi hesapladığımız zaman 150'yi 20'ye böldüğümüz zaman buradan 7,5 gelir. Ct'yi hesapladığımız zaman 400, 20'den 30'a 10'luk sıcak değişim vardı. Bu 40'lık bir ısı sahası var. Cu'yu hesapladığımız zaman da 200'ü 20'den 40'a 20'lik sıcak değişim vardır. 10 çıkar. O zaman burada en küçük soruyu bize, en küçük ısı sahası kimin? Tabii ki burada Z'nin olduğunu görüyoruz. Evet, üçüncü sorumuza bakalım. Şekildeki devre özdeş lambada kurulmuştu. 1, 2, 3 nolu anahtarlar tek başlarına kapatılınca K lambasının parlaklığı P1, P2, P3 ne olur diyor. Şimdi birinci lamba anahtar kapatılma akım buradan gelir. Sadece buradan dolaşır. O zaman ne olur? Sadece bu ikisi çalıştı. O zaman birinci anahtarı kapattığımız zaman, bir numaralı anahtarı kapattığımız zaman o zaman buranın gerilimi ne yaptı? V bölü 2. Buranın V bölü 2 yaptı. Çünkü buraya biz V dersek bu ikisini besliyor. O zaman sadece V bölü 2'lik bir gerilime sahip oldu. Sadece 2'yi kapattığımız zaman o zaman akımımız gelir. Sadece bu çalışır. O zaman ne oldu? 2 numaralı da sadece bu çalışır. Bu direkt bunun gerilimi V olur. Üçüncüyü kapattığımız zaman 3 numarayı kapattığımız zaman ne olur arkadaşlar? Şöyle diyeyim. Hiçbir çalışmaz. Neden? Çünkü buradan akım geçirmez. Buradan akım geçirmez. O zaman yanma şansı yok. O zaman, en fazla parlak o zaman 2 numarada. Sonra 1 numarada. 3 numarada ne yaptı? Lambaların hiçbiri yanmadı. O zaman 2, 1, 3 öncülünü söyleyebiliriz arkadaşlar. Ya, dördüncü sorumuz eşit bölme türde eş bir çubuk şekildeki bir dengelenmiştir. T1, T2 gemi kuvvetlerinin birbirine eşit olduğuna göre çubuğun ağırlığı kaç P olmalıdır? Şimdi çubuğun türdeş olduğunu soruda söylemiş. Türdeş ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. O zaman çubuğun ağırlığı nerede? Çubuğun ağırlığı burada. P üstü diyelim. Şimdi burada ip kiremelerin TT olduğunu söylemiş, eşit olduğunu söylemiş. Her ekibin ortak gerilim noktası tam ortasıdır. O zaman bunların ortak noktasını bulursak sanki buradan asılmış gibi düşünebiliriz. O zaman bizim tork alacağımız yer neresi olacak? Tabii ki ipin asıldığı yer. Şimdi buradan tork uzaklığına bakalım. 2P'nin buradan tork uzaklığı ne kadar? 5 bölü 2 uzaklık. O zaman 2P çarpı 5 bölü 2 uzaklık var. Buradan PSU'nun yarım uzaklık olduğunu görüyoruz. PSU çarpı yarım artı 2P çarpı buradan yarım oluyor. Yarım uzaklık. P çarpı 1, 2, 3, 3,5. P çarpı 7 bölü 2 oluyor. Bu ikiler ne yaptı? Hepsinde gitti. Burada 10P kaldı. Burada P üssü kaldı. Burada da arkadaşlar 9P kaldı. O zaman P üssü buradan ne oldu? P olarak demek ki çubuğun ağırlığının burada P olduğunu görüyoruz. Diğer sorumuza gelelim. Şekil 1 şekildeki noktasal ışık kaynakları şekil 3'te gibi paralel ışık demeti ve perde arasında saydam olmayan toplar konulmuştur.
Buna göre hangi düzeneklerde perdede hem tam gölge hem yarı gölge oluşur? Şimdi hem tam gölge hem yarı gölge iki ışık kaynağı olması lazım. Buradan şöyle çizdiğimiz zaman ne oldu? Burada bir tam gölge oluştu. Bakın şimdi buradan tekrar ışın gönderdiğimiz zaman ortası tam gölge, kenar yarı gölge. Burada demek ki yarı gölge var. Hem tam gölge hem yarı gölge. Burada sadece tek ışık kaynağı olduğu için sadece bakın tam gölge oluşuyor. Çizilmiş. Burada yarı gölge oluşma şansımız yok. Yine burada arkadaşlar paylaştık demede sadece ne yapar? Burası karanlık nokta oluşur. O zaman hem tam gölge hem yarı gölge oluşan düzenek sadece birinci öncülde vardır. Evet. Altıncı soruya bakalım. Tek renk yapan kırılım değinde ekranda P nokta dördüncü aydınlık saçak oluşuyor. Işığın dalga boyu yarı indirilden oluşur diyor. Şimdi tek yarıkta aydınlık formumuz neydi? Delta S eşittir. N artı 1 bölü 2 değil mi? O zaman 4 artı 1 bölü 2 lambda. Yani delta S ne oldu burada? 9 bölü 2 lambda. Şimdi soruda ne diyor bize? Dalga boyu yarı indirildiği zaman. O zaman delta S eşittir 9 bölü 2 lambda dalga boyu yarıya düştüğü zaman kaçıncı saçağa karşı gelir? O zaman N eşittir 9. karanlık saçak olur. Çünkü tam kat oluyor. Bakın bu lambda bölü 2'ler 2 diyor. Burası 9. değeri. Demek ki 9. karanlık saçak olduğunu burada görmüş oluyoruz. Evet. 7. sorumuza geçelim. Bohr atom modeline göre temel halde bulunan bir hidrojen atomun elektronun N3 seviyesinden temelde bulunan en üst seviyesinin üzerine uyarıldığı zaman ne olur diyor. Yani birinci temel hal birinci seviyedir. Birinci seviyeden üçüncü seviyeye çıktığı zamanki durumu söylüyor. Şimdi kinetik enerji şimdi hızla kinetik enerji nasıl ilgili? Hızla kinetik enerji doğru altıdır. Şimdi şöyle diyelim V ile N yörünge numarası ters orantı. Yörünge numarası arttıkça hızı azalır. O zaman hızı azalırsa kinetik enerji de azalır. O zaman birinci öncülümüz doğru diyeceğiz. Açısal momentum, yörünge numara açısal momentum formülü neydi? Şöyle diyelim L eşittir NH2π. Şimdi yörünge numarası arttığı için o zaman açısal momentum ne yaptı? Arttı. O zaman bu ifademiz yanlış. Dolanım periyodu yarı çap orantıdır. Yarı çap artarsa dolanım periyodu da artar. O zaman periyodu da artar deriz. Yalnız alınan ifademiz A şıkkı diyoruz arkadaşlar. Evet. Evet, 8. sorumuza geldik. Aşağıdaki görüntüleme cihazları ve bu cihazların çalışmasına temel olarak kullanılan kavramlar verilmiştir. Buna göre cihaz kavram işlemine hangileri doğru gösterilmiştir diyor. Şimdi MR cihazları dediğimiz MR cihazları tabii ki manyetik alanla çalışır. Röntgen cihazları X ışınlarıyla çalışır. Ama ultrason dediğimiz halde ses dalgası çalışır. O zaman buradaki doğru öncülümüz ne oluyor? Tabii ki C şıkkı olduğunu görüyoruz. Evet, 9. sorumuza geldik. Bir cismin hareketine ait ivme zaman grafiği şekildeki gibi buna göre cismin sıfır teğet alanında yargılarından hangileri doğru olabilir diyor. Şimdi burada ivme zaman grafiğimiz sabit ivmeli. Sabit ivmede bunun VT grafiğini çizdiğimiz zaman hızlanan hareket grafiği olduğunu görüyoruz. Yargılar hangileri orada? Sürekli aynı yönde hareket etmektedir. Evet olabilir. Sonuçta pozitif yönde bir hız değişimi varsa aynı yönde olabilir. Sürtünmesiz ve sabit eğim açıda eğik düzlemlerde kaymaktadır. Evet şöyle arkadaşlar şu şekilde kayarsa ne yapar? Cisim aşağı doğru eğimli hareket yapabilir. Evet. Sürtünmesiz yatay düzlemde kuvvet etkisinde kalmadan hareket. Eğer kuvvet etkisinde kuvvet burada yoksa o zaman iğme olamaz. Çünkü cisim hareket edecek kuvvet olmayacağı için cisim o zaman hareket etme şansı yoktur. O zaman burada cevabımız ne diyoruz? Lenz ifadesini söylüyoruz arkadaşlar. Gelelim 10. sorumuza. Şekildeki gibi düşeyle alfa açısı yapan L uzunluklu kütlesi önemsiz ipin ucuna bağlı M kütle cisim serbest bırakılınca en büyük hızı V. En büyük hız nerede? Burada oluyor. Cismin hızının daha büyük olması için kütlesi daha büyük olmalıdır. Şimdi burada enerji korunumundan düşündüğümüz zaman burada cismin MGH'ı eşittir 1 bölü 2 M V kare. O zaman kütleye bağlı diye kütleler gitti. O zaman kütle ifadesinin büyük olması önemli değil. Alfa açısı daha büyük. Alfa açısı daha büyük olduğunda daha yukarıdan bırakılmış olur. O zaman cismin yerden bırakıldığı yükseklik daha fazla olacağı için H yüksekliği fazla olacağı için o zaman
haşa bağlı olarak hızı ne yapmış olur? Artmış olur. İkinci ifade doğrudur. İpin L uzunluğu daha küçük olma. Daha ipin uzunluğu daha küçük olsa bile sonuçta arkadaşlar şuradan geçerken hızı yine oran olarak aynıdır. Çünkü yani sonuçta aşağı olan şu uzaklık bizim için önemli değil. Yani şurası ne yapıyor? Sadece bizim için şu uzaklık önemli. Bu uzaklık değişmeyeceği için o zaman bunun bir etkisi yok diyeceğiz. O zaman cevabımızın yalnız 2 olduğunu görmüş oluyoruz. Evet, 11. sorumuza geldik. Sırasıyla 70-80 Newton'luk eşit hacim bölümü X, Y cisimlere özdeş dinamometre asılıyor. X cismi K sıvısına, Y cismi L sıvısı da tümüyle bırakılıyor. Dinamometrenin gösterdiği 50 gösterdiğine göre K sıvısının etkisi ne olur? Şimdi düzenimiz nasıldır? Düzenimiz şöyle bir düzenek arkadaşlar. Şimdi bir tane kabımız var. Bu kabımızın içinde bir tane cismimiz var. Y ağırlıklı bir cismimiz var. Buradan bir dinamometremiz var ve buradan kaldırma kuvvetimiz var. Şimdi burada cisimlerimizin ağırlığı 70'miş. Yani dinamometrenin gösterdiği 50. O zaman kaldırma kuvveti sıvının yoğunluğu. O zaman ne diyeceğiz? Cismin ağırlığı eşittir dinamometrenin değeri artı tabii ki kaldırma kuvveti. O zaman her ikisinde sonuçta cismin ağırlığı birincisinden 70, dinamometrenin gösterdiği değer kaçtı? 50 idi. O zaman X'in kaldırma kuvveti ne oldu? X'in kaldırma kuvveti 20 oldu. Aynı şekilde ikinci şekilde 80'miş, dinamometre yine 50 gösteriyor. O zaman Y sıvısının gösterdiği değer 30. Şimdi kaldırma kuvveti ifadesi nedir? V çarpı D sıvıdır. V çarpı D'ye'dir. O zaman oran yaparsak bunlar gideceği için burada DX, DY ifadesi ne çıktı? 2 bölü 3 olarak görmüş olduk arkadaşlar. Evet. Evet, aynı sorumuz burada var. Bu soruyu geçiyoruz. Şimdi gelelim 12. sorumuza. Bir taş yerden yüksekliği 100 metre olan bir K noktasından serbest bırakıldığı zaman diğer bir taş L noktasına aynı yönde 50 metre hızla atılıyor. Taşlar harekete geçtikten sonra yerden kaç metre yukarı çarpışırlar? Yani çarpışma için her ikisinin süresi ortaktır. Şöyle diyelim. Bu cisim 2 saniyede aşağı indiğini varsaysak ne yapardı? 5, bu 15 alırdı. Bu da o zaman hızı nasıl olurdu? Mesela bizim kuralımız 5, 15, 25, 35, 45. Toplam kaç saniye aralık var? 1, 2, 3, 4, 5. Bu tersten gidiyor. Tersten giderken son 2 saniyede ne yapar? 35, 45. Demek ki burası 45, 35. Şimdi ne oldu bakın burası? Burası 80 oldu. Şu kısmımız 80 oldu. Yukarısı da 20 oldu. Şu anda bak çarpıştılar. Demek ki çarpışman ne oldu? Yerden 80 metre yüksekte çarpışmış oldular. Bazı maddelerin öz kütleleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Bu maddelerden aynı kütleye sahip silindir şeklinde cisimler üretiliyor. Hangi maddeye yapılan silindirin hacmi en küçüktür? Şimdi burada aynı kütleye dediği için M eşittir DV'den yorum yapacağız. O zaman M sabit olduğunu biliyoruz burada. Öz kütlesi büyük olan o zaman hacmi en küçüktür. O zaman öz kütlesi en büyük olan hangisi? 21,3. Bakın diğerinin öz kütlesi daha küçük. O zaman öz kütlesi büyük olanın hacmi küçüktür. O zaman platinin hacmi en küçüktür. Söylüyoruz arkadaşlar. Evet, son sorumuza geldik. Radyatif bozulma sonucunda atomdaki değişimlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diyor. Beta bozulması bir nötron, bir protona ve bir beta parçasına oluşur. Evet, proton sayısı değişir arkadaşlar. Birinci ölçümü zordur beta bozulmasında. Alfa bozulmasında ne olur? Kütle numarası 4 azalırken proton sayısı 2 azalır. Bu ifade doğrudur. Gama ışımasında ise arkadaşlar ne proton sayısı ne kütle numarası ne yapmaz? Kesinlikle değişmez. Bu ifade doğrudur. 1, 2, 3 öncülerimiz hepsi doğru olduğunu görüyoruz.